Bir saniye içinde başlıyoruz. Yani YouTube'da belki bir sorun var gibi görünüyor ama şimdi sadece bir saniye. Evet. Evet, başlıyoruz. My name is Taner dediğim zaman Taner neden önemli bu? Çünkü biz ismimizi duyuramıyoruz. Yani özgüven olarak ne kadar önemli bir iletişimin noktası olduğunu bir düşünün ne olur. İlk tanışıyorsunuz, My name is Taner dersem duyuyorlar. Bunu daha önce işlemiştik. Düz dersek duymuyorlar. İngilizceye benzeyemiyoruz çünkü. My name is Taner. Olmuyor. İsminiz My name is Ayşe. My name is Emine. My name is Hasan. My name is Hüsamettin. Mesela en son hecede çıktım. Hüsamettin de olabilir. Ama ilk heceyi çıkmamak bizi İngilizceye benzetiyor. Onu demek istiyorum. Yoksa ismimi ben My name is Taner. Hani Uğur, Derin, Don. O esprideki gibi. My name is Taner dersem de duyuluyor. Yani şunun ispatı oluyor bu. Düzlükten bir şekilde kurtulursak, yani en kötü vurgu, en kötü tonlama bile hiç tonlamamaktan daha iyi oluyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla ne yapın yapın, korkusuzca biraz konuşmalarınızı daha böyle inişli çıkışlı, tonlamalı, taklitli, mimikli hale getirin. Bu çok önemli. Yani öğreniyoruz, öğreniyoruz, sonra konuşamıyoruz. Neden? Sırf bilgi, sırf kural, sırf gramer, sırf sınav. Hep bunları dert ediyoruz. Oysa biz dil öğreniyoruz. Language. Sözlü iletişimin İngilizcesi verbal communication. Verbal. Yani fiille ilgili ne kadar önemli şeyler anlattık geçen videoda. Düşünün. Küçük bir özet oluyor bu da. Verbal. Yani hareket var konuşmada. Bunu mutlaka iyi düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir giriş yapmak istiyorum. Yani ya bu ismimiz ne kadar önemli. Bakın nerelere bağlanıyor bu. İsim dediğimiz konu aynı şekilde cat dediğim hani sesli okumalarda çalıştığımız vardı ya. Hani herkes evde sesli okuma yapmanın öneminin altını çizebilir. Ama motive etmek öğrenciyi neyi neden yaptığını bilmesi o kadar önemli ki. İşte biz Boray tekniğiyle bunu yaptırıyoruz. Dolayısıyla öğrenci de motive olup evde yapıyor. Yani bu böyle aksan hayranlığı, efendime söyleyeyim bir şıklık meselesi değil. Anlaşılmak, anlaşılmamak meselesi. İyi bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Yani seslerle uğraşacağız. Ama bunları yani ne gerek var demememiz lazım. Bunun ispatını da kırılma dediğimiz ses kayıt tekniğimizde, kedi tekniğiyle yani ilk okuma yapanlarınız şu anda beni daha anlayarak motive olmuş şekilde dinliyorlardır. Birisine okuttunuz mu bir metni? Nasıl okuyor? Dümdüz değil mi? Den 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 noktada durmuyor. Sesi de yok. Bir yerlerde inip çıkmıyor da hani ana fiilde. Bakın onu ben uydurmamıştım dedim değil mi? Ottu. Türkçe cümle ne kadar zamanda anlaşılıyor ana dil olarak? İngilizce cümle ne kadar zamanda? İngilizce cümle 400 milisaniye. Türkçe 600 milisaniye. Daha zor anlaşılıyor. Bilimsel araştırıldı. Türkiye'de bulundu bu. Neden mi? Fiil cümlenin en sonunda. Detay 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 en son fiili görüyormuş beyin böyle gidiyor. Hı diyormuş, anlıyormuş, tekrar geri geliyormuş. Çift işlemlendirme. Yani gidiyor bir de geri geliyor. Burada duyduklarını unutuyor beyin. Türkçe böyle çalışıyor. İngilizce'de ise bakın İngilizce'de ise fiil başlarda. Yani bu anlayarak başlıyoruz. Bakın konu nereye bağlanıyor? Şu ner dediğim, kedi dediğim ineceğiz ve çıkacağız ama inmek de çok önemli. Sen fiilin önünde inip fiilin üstünde şöyle çıkmanızı istemiyorum. Yalnız şöyle çıkıp yayarak yani yayarak şöyle iki nokta. O şekilde
fiili net bir şekilde okursanız, öyle konuşursanız daha anlaşılır, daha net oluyorsunuz. Dinlemeniz de bununla alakalı. Dinlerken daha fazla anlamak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Yani neyi yakalamak istediğinizi bilmeden her şeyi dinliyorsunuz ya, yani genel olarak. O zaman şunu dinleyin dediğimde tutunacak bir, yani bisiklet kullanırken karşıya bak tavsiyesi gibi algılanıyor bu. Dinleyin bakın ana fiilleri cümlenin başında anlayarak arkasına nasıl getireceksiniz. İngilizce'de 400 milisaniye. Anlayarak başlıyor. Detay 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 bitiyor. Yani bir kere gidiyormuş beyin yani. Anlayarak başlama önemli. Bakın konu ta nereden nereye geldi. Kedi ana fiili ver bana. Main verb. She's walking. Ben walking'i duymak istiyorum. She can walk. Bak. She can walk. Can. Can değil. She can walk. She değil. She. Bunların zayıf formları var. Ayrıca uğraşırız. Ama ana fiili kurtarmanın bu kadar önemli olduğunu ottu 600-400 o sebeplerle çift işlemlendirme, bunu iyi kanıksarsak arkasından her bir şeyi çok kolay çözüyoruz. Hepsi çok kolay çözülüyor. Bunu ses kaydıyla da kendinize uygulayın. Görün bakalım nasıl bir şeymiş. 3 şey yapıyordunuz. Cümle okuduğunuz metinde. Nokta deyince 3 kere duruyorsunuz. Cümle bitti. Tık tık tık. Sonra öbür durunca gözünüz ileri gidiyor. Ana fiili buluyor. Bu koordinasyon, bu matematiği ilerletmemiz gerekiyor. Bir de şu sesimiz vardı ya, hani my name is Taner, daha net konuşuyorum, daha derinden, burnumdan, bakın şu anda kafa sesi, burnumdan bu komik ses oluyor ama ben daha derini aşağıya indirmem lazım, kafa sesinden kurtulmam lazım. O zaman indirdim aşağıya sesimi, bakın şu anda sesim daha derin, artık ben karnımdan, diyaframdan, yani karnımı sıkıp diyaframdan yukarı doğru nefes borum dik, daha dik duruyorum. Böyle bir çalışma İngilizce. Yani 3 tane İngiliz'in, 2 tane İngiliz'in kalabalıkta, yani Türklerin çoğunluğunda olan, çokça Türklerin olduğu bir kalabalıkta daha fazla onların seslerinin geliyor olmasının sebebi de bu. İngilizce böyle. Yani bir Türk'ün böyle konuşma halleri bize o nedenle garip, komik, abartılı falan geliyor. Birbirimizi aşağıya çekiyoruz o yüzden. İşte bu psikolojik noktalarına dair de elimden geldiğince sizleri motive etmeye çalıştım bu zamana kadar ki videolarda. Umarım başarabilmişimdir. Lütfen yani bu moda girin. Daha fazla konuşalım. Korkmadan konuşalım. Hata demek olmasın yani. Hata diye it's not a word in our vocabulary. Yani bizim kitabımızda, vocabularımızda böyle bir kelime yok. Yani konuşuyoruz biz. Lütfen bunun için motive etmesini beklemeyin birilerinin. Birileri size uzun uzun videolarda bunu anlatmasın artık. Konuşacağız. Bol bol konuşacağız. Kendi kendine düzeliyor. Her şey düzeliyor. Hatalar düzeliyor. Siz yeter ki beyninize hep ileri gitmesini öğretin. Bu kadar bilinmezliklerin, müziksizliğin, melodi eksikliğinin, tonlamanın, vurgusuzluğun bünyesi olarak bizler konuşurken o nedenle bir kelimeye takılıp o kelimenin anlamı neydi diye hep bölüyoruz. Bölme communication'ı, bölme, karşındaki native speaker da seninle konuşmaktan haz almaz öyle olursa. Öbür türlü konuşup sohbet eden eğlenceli bir insan olun. Böyle bir role girin. Bu şekilde yaşamamız lazım. Bunlar bir genel girizgah oldu. Yani sesler çok ama çok önemli. İsmimiz deyip geçmeyin. Cümlenin tamamını kurtarmakla alakalı bu iş arkadaşlar. Cümle diyorum bakın, cümlenin tamamının anlaşılırlığını. Zor bir cümle vereyim. Mesela daha önce vermiştim. Bana yardımcı olsaydı İngilizceyi konuşuyor olurdum. Siz bu cümleyi nasıl kurarsınız düşünün. If she had helped me, I would have been... Hayır. Bakın müzik lazım. Kekemeler o nedenle şarkı söyleyebiliyor takılmadan. Aynı durumdayız. If she'd helped me, I would have been speaking English. Bakın help, speak. Önemli olan bunu vermek. Bu alışkanlıklarla giderseniz
o zor, daha zor, çetrefilli olan gramerde de çok daha rahat anlaşılır konuşabileceksiniz. Şimdi bakın, yine kelime boyutunda da bu inmek çıkmak önemli. İkinci ece vurgularında çok zorlanıyoruz mesela. Decide. Decide. Hep böyle el hareketleriyle yardımcı olabilirsiniz kendinize. Believe. Believe. Bakın, believe demiyorum. Yani çok önemli bir dil kursunda CELTA eğitimi alırken, yani koca sınıfa öğretmenlerin hepsi denedi. Öğrenci öğretmenler de vardı. Diğer öğretmenler de vardı. Eğitmenler de vardı. Fakat domestic dedirtemediler. Mesela şu anda ben de kötü söyledim. Domestic. Domatesin doğusu gibi. Hayır. Orada bir iniş var. Mes. Domestic. Onun kuralını da ben burada işleyeceğim genel olarak. Bütün iklilerden, şınlardan önce KC'de vurgulanır. Domestic. Ama tamlamaya gelince başka hikayeler olabiliyor. Karıştırmayın kafanızı. O zaman domestic flight. Mesela iç hava yolları, iç uçuşlar. Domestic flight. O başka. Heceler, vurgular hece başına, yani ilk hecelere kayıyor. Domestic flight. Ritim var orada. O başka. Onu da işleyeceğiz. Biraz sabredersek. Şimdi ama tek kelime olarak this is domestic. This is international. Bakın, international. I believe you. Tek kelime. I believe you. You should decide what to do. You should decide on it. You should decide. Bakın, ilk hece ölü. Orada elinizi şöyle koyun. D'da hava kaçmasın. Decide. Side'da hava elinize vursun. Decide. Bu şekilde ikinci hecelerdeki vurguları geliştirebilirsiniz. Kelime öğrenmekle ilgili de bir sonraki günlerde hafızada kalmasıyla ilgili yapacağımız ana konu da bu olacak. Yani sesleriyle, seslerin o danslarıyla o telaffuzu kafamıza alırsak eğer, o kelimeler çok daha rahat anlaşılıyor olacak. Tamam mı? Otorhinolaryngologist. Bakın, inanın arada hiç çalışmadım. O geçen kayıtta söylediğimiz zor kelime. Dönmek de istemiyorum bu konuya. Sizlerin zamanını almak istemiyorum yani. Otorhinolaryngologist. Hani bir şekilde 3 tane vurgu vardı aklımda kaldı. Nerede çıkıyordu? Go'da vardı. Oraya kendimi koşturacağım. Otorhinolaryngologist dedim. Zor kelimeydi. İşte boğaz, gırtlak, sağlık terimi. Boş verin. Ama iyi idman, iyi ispat. İşte bunu size göstereceğim bir sonraki günlerde. Başka. Şimdi şu tahtayı yine silelim. Bu konu, yani EF niye koydum buraya? English first. Dünya sonuncusuyuz. Bütün uluslararası araştırma sondan sonlara yakın. Ama rastlantı mı bu arkadaşlar? Gelin, gerçekten bir konu var yapamadığımız. Her boyutta, her seviyede, yani ilkokulundan üniversitesine kadar, her yaşta bunu yaşıyoruz. Bu ölü balık sendromu diyorum ben buna. Ölü balık sendromu. Bunu kabul etmekle ilgili bir girizgah yaptık. Seslerle uğraşmayı sakın ekstra bir çalışma gibi görmeyin. İngilizcenin kalbi bunlar. İlk önce telaffuzunu öğreneceksiniz bir kelimenin. Sonra anlamını, sonra yazılışını görmeniz lazım. Bu ideal sıralamayı, 3 adımı yapmanız lazım. Cümlelerde bile. Bizim Instagram'da çok ama çok sağlam, iyi bir liste oluştu. Yani bir senenin üzerinde orada üçlü üçlü, dörtlü dörtlü cümleler paylaştık. Lütfen o cümlelere dönün. Ama ilk izlerken gözünüzü kapatın. Yani ekranın altında yazmalarımızı da ben o nedenle aslında çok istemeyerek yaptım. Yaptık. Ama yani başka sebeplerle onlar yapıldı ama şimdi doğrusunu söylüyorum. Yani orayı görmeden ilk başta telaffuzu oturtun. Bir öyle dinleyin. Anlamını zaten anlatıyor o kişi. Sonra da yazıyı görün. O şekilde deftere geçirirken de şu şekilde geçirin mesela. Pause'a bastınız YouTube'dan. O cümleyi görüyorsunuz. Onu yazarken siz easy come easy go. Nasıl yazıyorsunuz? Easy come easy go. Böyle değil. Tamamını bir kere de göreceğiz. Tutacağız aklımızda.
Tutamıyorsan bir daha bak. Bir daha bak. Çalış. Ama tuttuysan, buradaysa bir kere de yaz. Bak yazarken bir de bir kere de yazmak alışkanlığı. Hep bir kere de. Hani konuşmayı da böyle otomatiğe bağlayacağız. Basit bir alışkanlık inanın. Cümlenin ortasında ı demeden kaç cümle yapabiliyorsunuz diye şu andaki izleyicilerime soruyorum. Yani daha önceki grupla biz bunu yaptık yani diğer canlı yayında ama umut ediyorum ki yeni katılanlar vardır. 3 cümleyi aşmakta zorlanıyoruz genelde. Çünkü cümlenin içinde düşünüyoruz. Ana fiildi, hani bilmedendi, müziksizlikti, hepsini falan düşündüğümüzde panik. Panic on the dance floor. Yani dans pistine ben de onlar gibi dans ederim diye zıplıyoruz. Zıplayamıyoruz, yürüyoruz. Zıplasak zaten konuşuruz. Yürüyerek giriyorsun, yapamıyorsun. Bakıyorsun o ara herkes bana bakıyor, psikolojisi. İşte ne oluyor, beni mi düşünüyorlar? Gereksiz bir şekilde kendi kendine we shoot ourselves in the foot. We shoot ourselves in the foot. I don't want to shoot myself in the foot. Why should you? Yani yapmayalım bunu, tamam mı? Kendimizi vuruyoruz. Sen o dans pistine iki tane plan yapıp şu hareketi yapacağım diyerek çıkarsan yapıyorsun. Bu kadar basit konuşma. Cümlenin öncesinde düşün. Bir program yap. Ağzını açma. Bakışırken bile sırıtarak bakış. Yani sırıt, gül, gülümse. Sakın ha mimik olarak, duygu olarak, duygu yani düşünce olarak asla böyle bir olumsuzluğa kaptırma kendini. Sen düşünüyorsun, orada hiçbir sorun yok. Ağzını açınca da cümleyi bitirme alışkanlığım var. Eksiğiyle fazlasıyla hani kafasını yara yara konuşmak, işte Türkçe düşünmek, o konularla ilgili bunlar direkt. Bunların hepsini işleyeceğiz. Sık sık böyle küçük dönüşlerimi affedin ama bu konu çok önemli. Bütün Türkiye'nin takıldığı nokta itibariyle yani 8 sene önce bu konunun patent başvurusunu yapmışlığım var. 10 sene öncesinde hatırlamıyorum tarihini. Yani patent verilmiyor eğitimle ilgili ama kayıtlara geçti. Yani şu anlattığım her bir şeyin ne kadar değerli olduğunu yaparsanız göreceksiniz. Tamam mı? Kayıtlara geçmişim yani red olunması bile bir yerde orada birileri çıkıp yani bu böyledir, bunu ben yaptım, ben de yapıyorum. Herkes paylaşıyorum bunları herkes sizlerle. Öğretmenleri eğittik bu konuda. Yani iyi niyetli, güzel işler bunlar. Sadece ne kadar önemli olduğunu anlatmak için söyledim. Yani patent başvurusu deyip geçmeyin arkadaşlar. Yani onu başvurabilmek için bile bir sürü çalışma yapmanız gerekiyor. Ciddi bir şey var burada. Tamam mı? Patent verilmeyişinin sebebi ben değildim. Eğitimle ilgili böyle bir kanun var. Değişmişse birileri yazsın. Neyse. Şimdi konumuza geri dönelim. Kelimeler. Yani sesler, kelimeler demiştim. Mesela sizin çok takıldığınız şu sesten başlamak istiyorum. Bu benim ilk bir saniye. Bu benim ilk yüzüme girmiyor, altını çiziyorum. Türkiye'nin yaşadığı sorun veya zorluk bu değil. Fakat ne kadar önemli olduğunu veya siz öyle zannediyorsunuz o nedenle vereyim. We need to get it out of the way. Yani çıkartalım aradan. F. Nefese odaklanmanız lazım. İki uzunluğunda. F. Duyurdunuz mu? Ağzı ön ağızda sakın kasmayın. Kasarsanız olmuyor. Rahat bırak dili. Sırf nefese odaklan. Bu anlatılmadığı için yapamadık bu zamana kadar. İki uzunluğunda bir de. Bütün hava kaçıranlar. S. Z. F. 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 Bunlar iki uzunluğunda İngilizce'de. Türkçe'de bir. Hollanda'ca'da bir buçuk. Bakın fark var. Orada yarım farktan dolayı bu öyle güzel işleniyor ki Hollanda eğitiminde. Bizde fark inanılmaz. İki kat. Ama hiç kimse bu konulara değinmiyor. Küçük serzenişlerimi hoş görün. Şimdi ama kötü eleştiri değil bunlar. Yani yüzleşelim diye söylüyorum. Yani face the music and then bite the bullet. Yani dişimizi sıkalım, zor iş yapalım şu işi. Ama kral çıplak diyenlere de tukaka yapmayalım. Yani kral belki gerçekten çıplak. İyi düşünelim, akılcı olalım, çözelim. Bu özel günde, Cumhuriyet gününde yani ülkemizi daha ileriye götürmenin en önemli konularından bir tanesi İngilizce değil mi? Turizm için değil mi? Ticaret için değil mi? Kendi motivasyonumuz için değil mi?
bu şekilde özgüvenli konuşan herhangi bir uluslararası şirketteki Türk'üm için değil mi? Önemli İngilizce. Kelimelerden bir tanesi 33. 33. Birisi sormuştu. 33. Bakın iki kere yapıyorum. 33. Duyuyor musunuz? 30. S'yi de duyuruyorsunuz ya. Sit down. İki uzunluğu. Sit. Sing. Sad. İki uzunluğu. Father. İki uzunluğu. Thought. Düşünce. Think. Düşünmek. Thing. Bir şey. Think about this thing. Güzel bir idman. Think about it. Think about this thing. Think about this thing. Think about this thing. Think about it. Think about this thing. Th. Uzatıyorum. Think about this thing. Think about this thing. Anlaştık? Bir pertektik var. Zor. Sorularınızın bir cevabı olsun diye anlattım. Mesela thought. Thought. Değil mi? Although, apayrı bakın. Her gördüğünüz ses th değil. Bu başka. The. Thought. Ama thought bir de öğretmek var değil mi? Taught. Teach. Taught. He taught me a lesson. Bana bir ders verdi. Ders aldım onu. I learned a lesson. He taught me. Teach. Taught. Taught. T. Ama bakın burası. Thought. Hem o sesi. Thought. Bu da aynı. Thought. Thought. O yüzden karıştırıyoruz. Aynı sesli ama thought. Thought. Elinizi koyun şöyle. Mesela B, C, D, G. Türkçe'yi öğrenirken mesela B, C, D. Şu sesler var ya. Biz yani en azından bizim kuşaklar, üç kuşak öyle. Yeni öğrenen kuşaklar, şanslar B, G, C, D diye öğretiyorlar onlara. Mutluyum. Harika bir şey ülkem için. Bu E'ler şu sessizlerin de sesini yani yok etti bizde. Biz B diyoruz. B, 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 B demiyoruz ki. Orada bir tembelliklerimiz var. Bunların hepsi işte bizi konuşturmayan küçük 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 taşlar yani. Ama hepsi birleşince bina oluyor. Yıkamıyoruz o binayı. D, 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 D. O şekilde düşünün. Thought. Bakın şurada bu sesliğe girmeden önce o sesine burada kalalım. Yani b, 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 b. Daha güzel oldu b. Değil mi? Bakın. Şimdi yukarıdan aşağıya inene kadar iki uzunluğunu da bırakmayın. Thought. Think. Think about it. Think. Bakın sesliğe kadar bırakmayın, tamam mı, aşağıya? Think. Bu şekilde çalışabilirsiniz bütün TH seslerini. Siliyorum. Şimdi bundan sonra yani hatta benim şimdi ilk sıralamada öğretmek istediğim şöyle gireyim. Evet, bunu nasıl okuruz? Yazım müthiş. Bakın. Hava kaçıranlar. Neler yapabiliriz burada? Şöyle genel mesela. Ama benim öğretmek istediğim ana konu şu. Amerika'ya gittim, su istedim. Water, water. Can I get a cup of water? Water, water demişiz. Ama biz bunu nasıl okuyor bizler? Deneyin. Bu yayını izlemeyen birisine okutun bunu. Böyle yapacak. Very cold water. Very cold water. Yani ne v yapıyor ne w yapıyor. Ama şu w bana kalırsa artikülasyon olarak yani tek ses olarak Türklerin en zorlandığı ses. Bir numara bu. Başladım ben kendi listeme. Bu arada isteklerinizdeki kelimelere vakit kalmazsa ne olur üzülmeyin. Yarın aralara aralara onları atıp bu 4 gün içinde söz tamamlayacağım. Ama düşündüm. Benim sıralamam sizlere daha faydalı olacak. Yani sizlerin isteklerinize baktım. Böyle bir detay gibi kalıyor. Birkaçını yapacağım elimden geldiğince. Söylemiş bulunayım. Lütfen. Sakın kızmayın. Bunlara bakalım. Evet. Water. Bakın. Water. Şimdi bunu
Ayna önünde çalışmanız lazım. Water yapacaksınız, göreceksiniz. Ki hiç yapmayanlar water. Sen yaptığını zannediyorsun. Yapamıyoruz ama. Dudak yuvarlaması. Şu şekilde. Dudak yuvarlaması. Ayna önünde. Bir de öpücük diyorum. Kiss diyeyim. Öpücük. Mucuk. Yani dudak. O hareketi yapmamız lazım. Tamam. Ayna önünde yapabilirsiniz. Which song? What are you talking about? Why? What? What? Water. The birds have wings. The birds have wings. Wings. Very well. Very well. Bakın well. Güzel çalışma. Very well. How are you? Dedi. Very, I'm very well. Thank you. Very well. Very well. Well, very well. Görüyor musunuz? V'da yani şu yönde bir hava çıkışı olması lazım. Alt dudak, dişleri alt dudağa ve de tutun elinizde titreşimi hissedin. Mesela vapur, ferry. Şöyle yazılıyor mesela. Ferry. Bakın burada yine o E'den önce, sesten önce F'de kalın. İki uzunluğu bakın. Ferry. Boğazda titreme olmasın. Ferry. E'de başlasın titreme. Sonra very. Burada V'de başlasın titreme. Yani şu boğaz şuradaki titremeyi hissedin. Tamam mı? Bu hava kaçıranlarda. Very. Mesela Z'de var, S'de yok. Song. Zillion. Zebra. Zebra. Onu zebra duyarsınız. Sit. Duymuyorsunuz. Bu titreşimi hissetmemeniz lazım. Kulak kapama yöntemi de var. Yankılanma olacaktır. Zebra yapıyor böyle. Yok ama. Song. Song. Hava kaçıranlar bunları hızlı geçeriz. G. G. Hava kaçırmayanlarda da var böyle bir iki tane. T, d, t, d. Anlatabiliyor muyum? Yani şu boğaz ve şu şekilde t, d, p, b, p, b, t, d, k, g. Duyun farkları. K ile g arasında aynı fark var. S ile z arasında olan. Şimdi benim için yani Türkiye olarak ilk yapmamız gereken W'yu oturtmak. Wo. Yani tanık oldum buna. Türkiye'nin en iyi okullarına giden öğrencilerde 8 sene İngilizce eğitimi alıyorlar. 8 senenin sonunda şu W'yu bilmeyen öğrenci sayımız %90 o okullardan çıkan. Bir bakın. Yani gördüm, biliyorum. Oralarda çalıştım diye söylüyorum. Tamam mı? Ya onlar bile yapamıyorsa diyelim. Hem de bir sürü hani yabancı native speaker öğretmenleri var. Niye bunları öğretmiyorlar? Yanlış anlamayın. Öğretiyorlar da. Suçlamayayım onları. Ama biz onun değerinin farkında değiliz. Hani o düz ölü balık sendromunun bizi ne kadar öldürdüğünün farkında olsak yaparız. Kimseden de ürkmeyiz. Yani o kadar para veriyor annem babam. Okullara gidiyorum. Ben kendim bu kadar kurslara para yatırdım. İş dünyasında bu kadar kariyer sahibiyim. Ben mi bunlardan çekineceğim? Bu sesleri yaparım arkadaş. Moduna girmemiz lazım. İnşallah diyelim. Fingers crossed. Araya da böyle cümleler atıyorum. Daha cazip olsun bu dinleme işiniz. Dinliyorsunuz ama cümleler kalsın biraz, değil mi? It is a must. Bu bir şart. You must do it falan ayrı cümle. It is a must. Orijinal. It is a must. Evet. Keep your fingers crossed. Yani benim için dua et gibi anlamına oluyor. Keep your fingers crossed. Fingers crossed da diye biz sadece. Fingers crossed. İnşallah gibi anlaşılıyor bu. Başka. Bu bana şeyi hatırladım. Knock on wood. Çok güzel bir şey oldu. Aman tahtaya vurun İngilizcesi birebir var. Tahta değil de. Tahta galiba. Tahta. Knock on wood var. Tahtaya vur. Aman aman aman. İşler güzel gidiyor. Knock on wood. Knock on wood. Birazcık böyle dinlenelim bu cümlelerle. Let's. Take a deep breath. Breath. Duydunuz mu? Sıyı. Breath.
Mesela ilk kombine cümlelerim, kelimelerimizden bir tanesi de böyle verilmiş olsun. Orada da zorlanıyoruz çünkü. Bunu işledik değil mi? Breath. Take a deep breath. Bu çok hoşuma gitti şimdi. Take a deep breath. Neden? Öbür konuya bağlanacak. Şurada da var çünkü. Take a deep breath. Breath. Duyurdum. Breath. Ama bunun fiil halinde şuraya bir i geliyor. Ve de breathe oluyor. Bambaşka bir şey. Diğeri e sesiydi şu. E sesi bu. Breathe. Bakın şimdi seslerle kelimeler nasıl akılda kalıyor? Deneyin. Breathe. She stopped breathing. Yani nefes almayı durdurdu. Nefes alamıyor. She stopped breathing. Come on. We need to help her. You gotta be quick. She's not breathing. She's not breathing. 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 Bu tabii ing oluyor. Breathing. Öbürküsü breath. She's not taking a breath. She's not breathing. Tamam mı? Breathe, breath. Böyle bir sizin istekleriniz gibi olan kelimelere girmiş olalım doğaçlama. W'lik çok önemli. Bakın bu burada çalışacak neler var? 1, 2, 3, 4, 5, hatta burası da 6 olsun. Bir defa İngilizce'de en önemli bilmemiz gereken şey zayıf vurgulu bir sesli var. Yani sesler üstü bir ses ama zayıf ses, yok olan ses. Karnı sesi. Yumruk yediğinizde şöyle hani değil onu demek istiyorum. Oradaki o ölü sesi algılamamız lazım. Onun adı şua. Yazmayacağım. Zor bir yazılışı var zaten. Ama şurada mesela buradaki vurgu şu mu? My name is Taner gibi düşünün. Hani ilk hece vurgusu burada. Çıktık. Burada ölü hecedeki sesliler şua'ya dönüşüyor. Şöyle işareti. Water. Water. Zaten R'leri falan yok edin. Bunu hava atmak için değil. Siz %100 yok etmeye çalışırsanız practice'lerinizde practice makes perfect. Tamam mı? Yani önemli. Pratik yaparsanız mükemmeli yakalarsınız. Practice makes perfect. Şimdi siz water hiç R demeyin. Zaten konuşurken bir yarım R kaçacaktır ağzınızdan. Yeterli de fazla bile. Kaçmasın aslında yapabilseniz. Water. I need a cup of water. Water. Yapabiliyorsunuz. Very. Hani iki sesli arasında R'ler oluyor ama bunlar %5, %10. Genel olarak yok edin. Very. Very cold water. Bak uzun iki uzunluğunu istiyorum burada. Şu iki uzunluğu. Very. Very. E sesini istiyorum. Neydi? Yana gülücüktü. Yaptık hani. Bad. Bad. Bat. Bat. Hatırladık mı? Bir daha geçer üzerinden. Very. Very. Burada i var istisnai sonlardaki y'lerde kısa i. Türkçedeki i. Kısa. Onu istiyorum. Çünkü genelde çok fazla yok. Sadece bu pozisyonlarda var. Happy. Kısa. Happy. Very. Kısa. Çünkü bizim belamız aslında uzun i'ler. Oralara gireceğiz. Cold. Üç çeşit o var İngilizce'de. Yapamadığımız ana o bu. Gırtlakta. O. Cold. O. Cold. Very cold water. Very cold water. Very cold water. Bu şekilde çalışarak mesela öğrendiğiniz yararlı cümlelerde çok güzel çalışmalar yapılabilir. F sesi mesela iki uzunluğu ya. F gibi öğrendik ya. Apple doesn't fall far from the tree. Bunu da siliyorum. Biraz dinlenin şöyle. Hadi söylemeye çalışın siz. İlk önce ben. Very cold water. Very cold water. Siliyorum. Unutmayın şua. Yok olan sesli. Mesela very well. Very well. Very well. Ferry. 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 Breathe. She is breathing. She isn't breathing. Take a deep breath. Breath.
Şimdi cümlemi yazıyorum. Sesler çok önemli olacak, bakın. Ona emin olamadım. Onu da anlatıyorum. E'leri, d'ları yok etmek. Yani ses olarak from a tree, from the tree, from the tree. Yani şimdi d mantıklı geldi bilmiyorum. Bunlar, bu tip ikilemlere de girmeyin. İlk, yani bakıyorsunuz internete, ikisi de artık optional oluyor bir sürü yerde. Worst comes to worst. Amerikalılar böyle söylüyor. İngilizler if the worst comes to the worst. D kullanıyorlar. Yani Amerikalı zaten rahat akabilmek için sizin 3-5 adım önünüzde bunları çözmüş. O anlamda bize daha yakın geliyor yaptıkları bir sürü sesler. Bakın burada neler var? Apple, yani armut dibine düşer. Babasına benziyor oğlu gibi. Apple doesn't fall far from the tree. Ne dikkatinizi çekti? Bakmayın oraya, sese odaklanın. Apple doesn't fall far from the tree. Apple doesn't fall far from the tree. Apple, apple. Ağzımı çok açıyorum şurada. Şurada değil mi? Burada o dediğim ses var. Eh, Türkçe'de olmayan eh. Burada apple, cat, cat. Eh, sad. Apple doesn't, notlarla birleşince vurgulanır İngilizce'de. Şimdi etler, vurgulu. Bu da önemli, vurgulu. Bu önemli değil. Ha, önemli, far. Gramer kelimesi önemli değil. Bunu yok etmemiz lazım. Yok etmemiz lazım. Önemli. Bakın şimdi bu bize yeterli melodiyi verecektir. Notlarla birleşince can't vurgulanır. Wouldn't vurgulanır. Shouldn't vurgulanır. Ama öbürküsü should, would, could. Yapacağız. Apple doesn't fall far from the... Bak, üç tane F'ye dikkat edin. Şu F'lere. Şimdi o size bu cümleyi hatırlamanız konusunda yardımcı olacak. Bunu düşünerek bu cümleyi söyleyeyim. Bakın hatırlayacaksınız. Bir kapatın gözlerinizi, beni dinleyin. Bakın. Apple doesn't fall far from the tree. Apple doesn't fall far from the tree. F. Şimdi siz düşünüp söylemeye çalışın. Bu etleri düşünerekten. Şu şekilde müziğinizi yapın. İki uzunluğu da duyuruyorum bakın. Apple doesn't fall far from the tree. O benim hatırlamama neden olacak. İşte bu seslerle ilgili çalışmaları hafıza tekniği içerisinde nasıl grupladığımızı yapacağız. Tamam mı? Bu da bir örnek olsun. Silmeyeyim bakalım, şöyle devam edeyim. Evet, W yaptık. V yaptık. Harika. Şimdi şöyle bir... Tamam. Sildim. Yine çok önemli, en önemli bize melodi kazandıracak. Yani çok büyük kazanç var burada. Bunu yapın, direkt İngilizcenizde böyle bir melodi yakalayabileceğiniz bir şans bu. Yes, no sorularında bir yukarı doğru bir tonlama vardır son kelimede. Onunla başlayalım. WH sorularında da gidiş şöyle aşağı iniş var. Mesela şöyle... Bunu nasıl söylüyoruz? Bakın. Yani şu şekilde gelip can she have the teacher? Can she have the teacher? Zayıf form olarak şunu kn. Bakın. Şıva var burada aslında. İşte Türklere özel Boray tekniği dediğim, yani işte Türk'e özel bir anlatım var. Hani ben burada kn yazıyorum. Çünkü bir Türk, bizim aklımız bunu böyle yazdığın zaman kın diyor. Can she help me? O değil ki. K ve N giriyor. Can she help me? Bakın, can she, o yumruk demiştim ya. İşte bu ses. Can she help the teacher? Can she help the teacher? Burada nasıl? Is he English? Is he English? English.
orijinali öyledir. Is he English? Is he English? Aldık mı efendim? Yani mesajı. Yes, no sorularında bunları mutlaka yapın. Öbür türlü yani o düzlükten nasıl kurtulacağız? Tamam mı? Are there books on the table? Are there books on the table? Are there books on the table? Bu bir fırsat. Bunu mutlaka yapalım. Şimdi bunun haricinde bir de WH soruları var. Bakın, burada da yine bizim için bir fırsat yani her WH sorusunda bir sürü örnek why, which var burada. What did she say? What did she say? What did she say? Şuradaki inişi yapmak önemli. What did she say? Where have you put it? 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 I'm wearing a shirt. Bu wear'le wearing a shirt. Telaffuz aynı, dikkat. Hani breathe, breath. Bu da bir başka. Wearing. What did she say? Where have you put it? When are we leaving here? When are we... What time are we leaving here? What time are we leaving here? Saati sorarken what time, güzel detay. What time are we leaving here? Gelecek zaman için kullanılabiliyor. Değil mi? Şimdiki zaman. When are we leaving here? Ne zaman gideceğiz buradan? When are we leaving here? Çıkış var. Düz iniş. When are we leaving here? Bu ikisi İngilizcenizi %30 renklendirecektir. Yani ilk başta buradan başlayalım. O nedenle sizin sorduğunuz tek kelimelere girmek istemedim. Herhalde the end justifies the means. Sonuç yolları haklı çıkartır. Justify. Zor bir kelime ama aklınıza kalır. The end. End'den önce the var ama o D diye okunuyor. Seslilerden önce E oluyor. The. The internet. Tamam mı? The apple. The end justifies the means. Bakın yazılışını görmeyin. Means yollar. What do you mean by that? Mean mi? Aynı yazılıyor ama yollar demek. Yollar yani sonuç yolları haklı çıkartır. The end justifies the means. Yazılışını görmeyin. Aklınızda kalsın. İki tane taktik verdim. D dedim. Akılda kalacak. The end justifies the means. Tamam mı? Şimdi bunları da siliyorum. Bu çok önemli. Yani bugün en çok şunu anlattığıma sevindim diyebilirim. Bir tane de hani bugün diyemediğimiz sesler, cümleler diyorduk ya. Hızlı bir şekilde bir tane kelime şunu da edemeyeceğim bunu. I can't help it. Yani durduramıyorum kendimi. Şu kelime veya şurada da bir zorlanıyoruz. Bunu okumaya çalışın. Deneyin evde. Whose is this? Bakın bunu şuradaki uzun U'yu yapamıyoruz. Whose is this? Whose is this? W yok burada. Whose is this? Ama bakın diyemiyoruz. Şurada bağlayın. Tamam. Whose is this? Whose is this? Whose is this? Whose is this? Deneyin bunu. Bu cümleyi diyemiyoruz. Bakın etrafınıza. Whose is this? Yazısını gösterin. Diyemiyoruz, söyleyemiyoruz. Whose is this? O uzun U'larda bir tembelliğimiz var. Geçtim. Bizim yine bakın seslerimiz de sessizlerimizin zaten sesinden bir haberiz. Hani b, g, c, d diyordum ya. Seslilerimizde de iki sesliler yok ki. İngilizce'de var. İkisi de aynı olan iki sesli var.
birbirinden farklı iki sesli olan da var. Mesela A, U. İnanılmaz zorlanıyoruz. Bakın en tipik Türkiye'deki ses hatalarından bir tanesi. Güzel bir kapanış olur. 5-6 tane bunlardan versem ama. Hadi bakalım düşünüyorum şimdi. Burada because. A, U deyince tersten geldim. A, U sesi yok burada. Biz her gördüğümüz sesliyi okuyoruz ya. İşte o nedenle konuşamıyoruz. Sesleri öğrenmemiz lazım. Bunun sesi because. Bütün Türkiye hata yapıyor. Dikkat. Vurgusu burada. Hikayesi şu. Şimdi bunun şiva dediğim hikaye vardı ya. Zayıfı da var. Because da var. Because da var. Because da var. Tamam mı? Yani şöyle bu. Şöyle zayıf. Hani ikisi de zayıf. Şöyle diyeyim. Because. Because. Because I love Istanbul because there is Bosphorus. Hani Boğaziçi olduğundan dolayı bu İstanbul'u seviyorum. I love it because I love it because I have friends there. Because hızlı söyleyince because. İşte biz o sesini duymuyoruz, beynimizdeki A kutucuğuna tak diye o ses yerleşiyor. Diye bir sesten yani ses düşüklüğü olan ses diyeyim hani şuva öyle bir şey. Zayıf because. Ama şimdi bunu geçin, bunu yapmayın, bunu tavsiye etmiyorum. Siz because deyin. Yani Türkiye'deki bu bize özel sorundan dolayı. Her seferinde I love Istanbul because I have friends there. Tamam mı? I have friends. Have ana fiil. Have. I've seen you. Orada have ana fiil değil. O zaman have. 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 I've seen you. Seen önemli. I've seen. I've. Ama ana fiil I have friends there. Bunlar güzel müzikler. Konu. Şimdi bunu söyledim ama dayanamadım AU deyince. Aslında ben size şunu işlemek istiyorum. Şu AU. Mesela çok şu güzel bir çalışma. Now da diyemiyoruz. Bir bakın. I know now 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 now. Bu I know you know bilmek. Bu now. A-U. Ne? A-U. Now. Now. Ağzım tam açılıyor. Now. Zorlanıyorsanız bu kelimelerde mesela shout. Shout. Loud. Shout. İki uzunluğunda. Shout. Loud. Loud. Sakız tekniği. A-U. A'da başla. U'ya kadar. Bakın. A-U. Buradan başlıyorum. Au, shout. Hani arada au yapın. Onu demek istiyorum. Siz, yani biz çok masumuz. We don't know any better. Bunları söylerken kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Biz bunları ne yapalım bilmiyoruz. Görmüyormuşuz, görmemişiz, gösterilmemiş ki. Hadi artık değiştirelim bu hayatları. Because. Ayrı hikaye. Loud. Shout. Shout. A-U. Sakız tekniğiyle çalışabilirsiniz. A-U. Now I know you. Now I know you. Deneyin. Now I know you. Şu now. A-U'ları yapın. Türkiye'de inanın en önemli ses zorluklarımızdan bir tanesi bu. Tamam mı? Geçtim A-U'yu. İkinci vermek istedim bugün. Şu uzun i'ler. Yine bakın ikisi aynı sesli olabilir demiştim ya. Şu İki nokta uzatıyor. İ'nin uzunu. Bizim bildiğimiz i o. Tamam mı? Ama onun uzunu. Sleep. Teacher. Sleep. Teacher. Teacher diyorlar. Teacher. 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 Teach. Teach. Sleep. Bir bakın bakın. Burada da bir tembelliklerimiz var. Beynimiz otomatik hep yapamıyor modunda oluyor. Bunlar detay gibi gelmesin ne olur. Ana iki tane. Hani İngilizcenin 44 sesi var demiştim ya. Bugün çaktırmadan belki bir 10 sesi hallettik zaten. Ki bizim Boray tekniği bizim özel zorluğumuzu düşünerekten belirli sıralamada veriyor bunları. O sebeple önemli. Yani o nedenle sizin kelimelerinizden başlamamayı tercih ettim. Bu genel yapalım. Yani 3 günümüz daha var. 3 günümüzde 15 dakika, 15 dakika ben araya telaffuzla ilgili sizin istekleriniz olan kelimeleri de yapacağım söz. Tamam mı?
Sleep. Ama bilin yani A, U çok önemliymiş. W çok önemliymiş. Yes, no'larda çıkış varmış. WH'de bir müzik varmış. Why are you here? Why are you here? Hani why are you here değil. Why are you here? Yani bir şey biliyorsun. Bisiklet kullanıyorsun. İleri bakmak gibi basit bir yöntem. Niye yapmayalım ki? Sesli çalışın. Sesli çalışın. Türkçenizi de güzelleştirir. İki uzunluğunda hava kaçıranlar. F. Thank you very much. Thank you very much. Duydunuz mu? Kasmayın. F. Nefese odaklan. Kapatırsan ya t olur, ya t olur ya d olur. Kapatma. S'yi de kapatırsan. S mi duyuyor musunuz? Duyuramazsın ki. F'yi de kapatmayacağım diye düşünün. Dili rahat bırak şöyle. Ağzı da rahat bırak. Thank you. Thank you. Thank you. Eh de açılış var. O ayrı. Thank you. 33. 33. There are three trees in the garden. Three trees in the garden. Three trees. Bir tekrar yaptım. Az vaktimiz kaldı. Bu iyi de mutlaka bakın ses kaydı yapın. Bir metni okuyun. Bu A, U'ları duyacaksınız yeteri kadar yapmadığınızı. İ'leri yeteri kadar farkında değilsiniz. Heyecanla, zevkle, mutlulukla bunları sizlere anlatıyorum, paylaşıyorum. Gerçekten birçoğumuzun bunlardan haberi yok. Yani ses kaydı bu nedenle yapılınca iyi oluyor. Video kaydı. Bu ara yeri gelmişken anlatayım. 7. sınıflarla bir tiyatro festivalinde kendi yazıp yönettiğim bir oyunla en iyi oyun, en iyi sahneleme, bütün en iyi ödülleri topladık. Ana başarımız çocuklar o seslerini yapamıyor, yapamıyor dediği yerlerde ben video ile çalıştırdım onları. Herkes kendini görüyor ve de yapamayınca yapar hale geliyor. Yani benim dediğime o da benzeyebiliyor, benzetebiliyor kendini. Çok önemli. Yani şaşırdılar. Gerçekten bizler İngilizceyi dünyada en güzel konuşabilecek insanlarız. Çünkü Türkçedeki o düzlük, moral olun, moral olsun diye söylüyorum. Gerçekten, yani olsun diye değil, gerçekten buna inanıyorum. Hayatımı buna adamazdım. Bu kadar milyonların, 18 milyon, 16 milyon öğrenci varmış Türkiye'de. Yani okullara giren, okulda olan yani. Kaç kuşak var? Nasıl konuşamıyoruz? Yani, what are you talking about? Niye böyle söylemeyeyim canım, yaparım. Are you talking to me? Is English easy? Yaparız bunları. Artikülasyon olarak da bizim ön ağız dediğimiz, eleştirdiğimiz, yani oksijen gibi fazlası öldürüyor. Yapamadığımız sebep aslında kurtuluşumuz da. Düzgün sesleri yapan Türkler de o anlamda istisnalar vardır tanıdıklarınız. Diğer dünya milletlerine göre daha güzel konuşan Türklerimizin de aslında sayısı az değil. İyi bir düşünün bu dediğim ama hepimiz yapabiliriz. İlkokulda böyle öğretelim. Üniversiteden böyle mezun edelim öğretmenlerimizi. Değil mi? Basit. Sleep. Teach. Bunu da şimdi burada bırakayım. Shiva'yı unutmayalım. Neler anlattık bugün, neler. Yine çok hızlı. Hani işlediğim için söylüyorum. En azından bunları aradan çıkartayım da bir daha sizin kelimelere vaktim kalsın. Bak emin değilim iki M mi tek M mi? Yani çünkü ses olarak tek zaten. İki yan yana gelse bile tek. Mesela letter, hello, tek L, tek T, little. Dikkat edin burada da çok şeyler var, bunlar detay. Şimdi, nerede çıkış var? Bütün şınlılarla bitenlerde bir de itlilerle mesela. Yanılmıyorsam böyle yazılıyor. Benim anlatmaya çalıştığım şu arkadaşlar. Yani çünkü çok fazla kural yok İngilizce'de bu konuda. Olan iki tane kuralı da bilin, yapın işte. Mesela transport
attention, communication, systematic, automatic. Bu şekilde günümüzü tamamlayalım dersimizi. Energetic diyemiyoruz Türkiye'de. Energy, enerji diyor herkes. Türkçe'ye benzer seslerden dolayı ayrı bir grubu da anlatacağım sonra. Enerji değil, energy. Vurguyu düşün, E, energy. Interesting diyemiyoruz. İkinci E'ye, ilk E'yi yok et. Interesting yok et. Interesting. Congratulations. L'de, şın ya. Congratulations. Buraya bağlanıyor işte. Congratulations. L'ye koştur beynini. O ben öğrendim. Otorhinolaryngologist. Otorhinolaryngologist. Dedim. Çünkü beynimi go'ya koşturuyorum. Zor bir kelime. Communication. Ama bu nedenle konuşamıyoruz. Transportation. Congratulations. Systematic. Automatic. Energetic. Bakın. Congratulations. Sen beynini buraya, burada k diyorsun. Arayı geç, boş ver. L'ye koşman lazım. İşte vurgu. Congratulations. Yani kelimenin içinde de aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Cümleyi kurtarmamız için de aynı şey. İsmimizi aynı şekilde kurtarıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Thank you for your time. I did my best to clear your minds because I know that we are all mixed up when it comes to these articulations, pronunciation, anything to do with voice, sound, melody, rhythm. Bunu da yapmıştık, rhythm. We have no conception in our minds whatsoever. We don't have anything in here. So we need to learn something different. And we gotta start from somewhere. Bir yerden başlamalıyız. Hadi başladık bugün. 3 günümüz daha var. Deneyin evde. Görüşmek üzere. See you next time. Thank you for your time. That's it. Önemli işler bitince that's it.